Altyapısından yetiştiği takıma teknik direktörü olan 15 ismi sizler için derledim. Videomuza geçmeden önce bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Hakan Kutlu, Ankara Gücü altyapısında futbol hayatına başladı. Hatta kariyerinin tamamı da burada geçti, başka bir takımın formasını giymedi. Sarı lacivertli formayı toplamda 384 kez giyerken Ankara temsilcisinin de efsane futbolcuları arasına girmeyi başardı. Futbol kariyerinde stoper ve ön libero pozisyonlarında da oynadığını hatırlatalım. Kulübün efsanesi Hakan Kutlu, teknik adamlık kariyer başlangıcını da Ankara Gücü'nde yaptı. Hatta burada 3 farklı dönemde görev aldı. Ancak hiçbirinde dikiş tutturamadı. Ajax kulübünün yetiştirdiği önemli savunmacılardan biri de kuşkusuz Frank de Boer. Tabi Galatasaray'da geçen başarısız süreç hepimizin akıllarında daha fazla yer etti. Hollandalı isim Ajax altyapısında futbola başladığı gibi teknik adamlık kariyerine de yine Ajax altyapısında başladı. Altyapıdaki hocalık süreci 2006-2010 yılları arasındaydı. 2010 yılında terfi alarak da A takımın başına geçti ve 2016 yılına kadar görevinin başındaydı. Hollanda ekibinde 2.02 puan ortalaması yakalarken 4 kez de lig şampiyonluğunu elde etti. Trabzon doğumlu olan Hüseyin Çimşir futbol hayatına da Trabzonspor'un altyapısında başladı. 10 yıl süren altyapı macerası sonrasında A takıma çıkmayı da başardı. Profesyonel kariyerinin başlarında Karadeniz ekibinde çok fazla tutunamasa da sonrasında kendisine yer edinmeyi başardı. Gösterişsiz futbolu olsa da bordo mavili formayı 299 kez giydi. 42 yaşındaki genç teknik adam geçtiğimiz yıl Trabzonspor'un başında da kısa sürede olsa yer aldı. 21 maçta 2.05 puan ortalaması yakaladı. 62 yaşındaki Kurt teknik adamı teknik adamlık kariyeriyle yakından tanıyor olsak da o da yeşil sahalardan gelmiş birisi. Parma altyapısında başladığı süreç A takıma kadar devam etti. Hatta 1979 yılında Parma'nın Seri B'ye yükselmesine de katkı sağlamıştı. 1992 yılında teknik direktörlük kariyeri başlayınca 1996 yılında da soluğu Parma'da aldı. Cannavaro'lu Buffon'lu kadroyla da ilk sezonunda 2, ikinci sezonunda da ligi 6. tamamlamayı bilmişti. Küçükken tuttuğu takım olan Atletico Madrid'e katıldığında henüz 11 yaşındaydı. 17 yaşında da A takıma yükselirken çocuk lakabını kazanmıştı. 23 yaşına geldiğinde de kulübüne 38 milyon euro kazandırarak Liverpool'un yolunu tuttu. İspanyol yıldız şaşalı bir kariyer sonrasında geçtiğimiz yıl teknik adamlığa adım attı. Henüz Atletico Madrid'in gençleriyle ilgileniyor. Staj dönemi bitince Simeone'nin veda dönemine denk gelmiş olabiliriz belki. Kim bilir? 1979 yılında başlayan ve aralıksız olarak Galatasaray formasıyla 2005 yılına kadar devam eden bir kariyer düşünelim. Hem altyapısı hem de A takımı. Demir Adam gerçek bir Galatasaray efsanesiydi. Haliyle futbolculuk kariyeri sonrasında en azından bir kez bile olsa ona şansın gülmesi de bekleniyordu. Beklenen oldu. 2009 yılında Galatasaray'ın başına geldi. Ancak beklenen sonuçlar ise bir türlü gelmedi. 16 maç süren sarı kırmızılı macera kötü sonuçlandı. Dejan Stankovic 3-4 farklı takımın altyapısında görev alsa da son durak olarak Kızıl Yıldız'da yer aldı. 2 sezon süren altyapı macerası sonrası A takıma da yükseldi. Tabi Sırp orta sahayı Kızıl Yıldız değil Inter dönemleriyle yakından tanıyoruz. Ancak artık futbolculuk dönemi sona erdi. 43 yaşındaki genç teknik adam da adını Kızıl Yıldız'da kanıtlama konusunda ısrarcı. 2,5 yıldır Sırp ekibinin başında ve toplamda 110 maçta sahada yer aldı. 2.48 puan ortalaması yakalamasının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarda aldığı sürpriz sonuçlarla da takdir toplamaya devam ediyor. Bülent Korkmaz gibi Rıza Çalımbay da tek bir armağan uğruna kariyerini devam ettirmiş birisi. Altyapısından çıktı, Beşiktaş'a kaptan olarak uzun yıllar hizmet etti. Atom Karınca lakaplı Rıza Çalımbay da Beşiktaş efsaneleri arasında yer aldı. Teknik direktörlük kariyerine de 2001 yılında Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başladı. Birinci adam pozisyonuna geçmek için de 2005 yılını beklemesi gerekiyordu. 31 maç süren Beşiktaş serüveni de 2 puan ortalamasıyla noktalandı. Ailesinin teşvikiyle Excelsior altyapısında futbol hayatına başlayan Robin Van Persie, küçük yaşta dikkatleri üzerine çekince 2001 yılında Feyenoord altyapısına transfer edildi. Transfer edildiği sezonda A takımı yükseldi. İlk sezonunda gösterdiği performansla da yılın en iyi genç Hollandalı futbolcusu seçildi. Hatta Hollanda ekibinde UEFA Kupası sevincini bile yaşadı. Kariyerinin son bölümünde de Fenerbahçe sonrası yine Feyenoord günlerine geri döndüğünü hatırlatalım. Futbolu bıraktıktan sonra da 2020 yılında önce forvet antrenörü oldu. Şimdilerde ise direkt olarak Feyenoord altyapısında antrenör.
Akçabatsebatspor altyapısına başlayan kariyeri daha sonrasında Trabzonspor'da devam etti. Aslında Şenol Güneş'in Trabzonspor altyapısındaki serüveni de uzun süreli değildi. Ancak alt yaş grubunda yer almasından dolayı listemizin içine dahil oldu. A takıma yükseldiğinde de kulübün simge isimlerinden birisi haline geldi. Teknik adamlık kariyerinde de futbolculuk dönemindeki gibi ciddi bir etki yarattı. 3 farklı dönemde Trabzonspor'un başında görev aldı. Serpil Hamdi Tüzün'ün direktifiyle Beşiktaş altyapısına kazandırılan Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihinin özel isimlerinden birisi haline geldi. The Guardian gazetesi de sol ayağını paha biçilmez olarak lanse ediyordu. Sergen attı, şampiyonluk geldi sözüyle 100. yılda şampiyonluğunda kilit ismi haline gelmişti. Yeşil sahadayken yaşadığı şampiyonluk coşkusunu kenarda da yaşayabilmek için uzun süre bekledi. Birçok Anadolu takımında görev aldı. Binlerce taraftarın önünde siyah beyazlara katılmak için imza atarken şampiyonluk da ufukta gözüküyordu. Nitekim kupayı kaldırmak da Sergen Hoca'ya nasip oldu. Mustafa Denizli için gerçek bir Altay efsanesi desek yanlış olmaz herhalde. Önce altyapıda oynadı, yetmedi. A takımda da 17 sene siyah beyazlı formayı giydi. Hatta Mustafa Denizli'nin adı yeni yapılan İzmir Alsancak Stadı'nın da adına verildi. Teknik adamlık kariyerine geçiş yaptığında birçok takımı çalıştırsa da gönül verdiği Altay kulübünün başına geçmek kısmet olmamıştı. Ta ki 2021 yılına kadar. 71 yaşında gönül verdiği Altay'ın başında toplam 28 maça çıkarken 1.35 puan ortalaması yakaladı. Pep Guardiola, Jimnastik'te Manresa takımında futbol hayatına başladı. Henüz 13 yaşındayken de La Masia Akademisi'ne dahil oldu. Yaklaşık 6 yıl kadar altyapı serüveni sonrasında 1990 yılında A takımla yola devam etti. Defansif orta saha pozisyonundaki oyunu Katalan ekibinde 11 yıl kalmasını sağladı. Geri dönüşü olacaktı elbette ama pozisyonu defansif orta saha olmayacaktı. Tiki-taka futboluyla sağ kenarından tüm Avrupa futboluna meydan okuyacaktı. Kusursuz işleyen takımın anahtarı kendisindeydi ve 16 kez kilidi açmayı bildi. Xavi henüz 11 yaşındayken futbola Barcelona Akademisi'nde başladı. Yaşıtları arasında fark yaratan görüntüsüyle dikkat çektiğini de söylememiz gerek. 18'li yaşlarında ilk A takım deneyimini yaşarken uzun yıllar bu formaya hizmet edeceğinden habersizdi. Dile kolay 767 maçta Katalan ekibinin formasını terletti. Endüstriyel futbolun gerçekleri olarak da kariyerinin son yıllarını Katar'da tamamladı. Hatta teknik adamlık başlangıcını da yine burada gerçekleştirdi. 92 maç Al-Sadd takımının başında yer aldı. Barcelona için hazır mıydı orası tartışma konusu. Ancak 25 maçtır Barcelona takımını yönlendiren kişi olduğunu söyleyebiliriz. Fulleli koşuları, sahadaki hırsı, bitmek bilmeyen enerjisiyle tanıdık biz onu. Sakaryaspor'da ışıl ışıl parlıyordu. Hem altyapıda hem de A takımda. Zaten İstanbul'a yolunun düşeceği de belliydi. 2 yıl süren A takım macerası sonrasında Fenerbahçe'ye imza attı. Geçmişin futbolcusu, günümüzün taze teknik direktörü Tuncay Şanlı artık Sakaryaspor'un başında. İlk maçında Ergene Velimeşe'ye karşı 6-0'lık bir galibiyet elde etti. Şampiyonluk yolunda da büyük de bir adım atıldı. Spot ışıkları şimdi Tuncay Şanlı'nın üzerinde. Hikayenin devamını ise tüm futbol severler büyük bir merakla bekliyor. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.